Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Sompo Sigorta Teknoloji, Bilişim Teknolojileri ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren. Kemal Beceren'le bugünkü yayınımızda koronavirüs sigorta sektöründe dijitalleşmeyi nasıl etkilediğini konuşacağız. Sigorta sektörüne yön verecek yeni teknolojileri konuşacağız. Araç ve sağlık sigortalarında inovatif uygulamalar neler olacak bunu konuşacağız. Bir de sigorta sektöründe InsurTech girişimleriyle işbirliği nasıl olacak onu konuşacağız. Evet, Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Kemal Bey ile bağlantımız hazır. Kemal Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Kemal Bey, sigorta sektöründeki dijitalleşme özellikle koronavirüs salgını sonrası sektör nereye gidecek üzerinde duracağız sizinle ama öncelikle bu dijitalleşmenin üzerine bir durmak istiyorum ben. Koronavirüs salgını bu dijitalleşmeyi nasıl etkiledi? Biz biliyoruz ki sektör zaten uzun dönemdir dijitalleşmeye ciddi yatırımlar yapıyor. Ancak her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de bu süreç belli planlamaları hızlandırdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla mesela ürünlerde ne gibi değişiklikler olacak? Modüler sigorta ürünler üzerinde sektör çalışıyordu ama bu süreç hızlandırdı mı? Tüm branşlarda yeni tip ürünler görecek miyiz? Buradan başlayalım, sonra diğer konulara geçeriz. Peki, tam da sizin söylediğiniz gibi Sefer Bey, aslında dijitalleşme tek bir dönemde ele alınıp bitirilip bir kenara konulacak ya da rafa kaldırılacak bir konu değil. Sektörümüz yıllardır dijitalleşme ile ilgili çeşitli projeler hayata geçirdi. Geçiriyor, geçirecek de bundan sonra. Bu dönem aslında bize yeni bir teknoloji getirmedi, yani bizi yeni teknolojilerle tanıştırmadı fakat şunu yaptı. Daha önce defaten denediğimiz, POC'ler yaptığımız ya da çok az sayıda kullandığımız bir takım teknolojileri tam da çalışma hayatımızın ortasına yerleştirdi, video konferans gibi. Bunun yanında ürünlere gelecek olursak, bildiğiniz gibi müşterinin gereksinimleri çerçevesinde sektörümüz ürünler tasarlıyor ve bunu hayata geçiriyor. Pazarın dinamiklerini okuyor ve bu dinamiklere göre de çevik bir şekilde ve hızlı tasarımlar yapıp hayata geçiriyor. Pandemi döneminde özellikle bizim sektörümüz, Türk sigortacılık sektörü bu konuda da ne kadar yetkin olduğunu gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü gelişmelere bağlı olarak hızlıca bir takım ürünlerde aksiyonlar aldı. Özellikle sağlık sigortaları tarafında teminat içinde olmayan salgın hastalıkları teminatı aldı. Daha sonra da ürünlerini bu şekilde revize etti. Yani teminatlarını revize etti ve ürünlerini çeşitlendirdi. Zaman içinde de inanıyorum ki müşterilerin sigorta bilinci arttıkça modüler ürünlere olan talep de daha çok artacak. Ve bu da biz sigortacıları çeşitli ürünler geliştirmeye ya da ürünleri çeşitlendirmeye yöneltecek. Şimdi bu çerçevede az önce bahsettiğim gibi işte bu dönemde sağlık sigortalarına ilgi arttı. Dolayısıyla özel ve tamamlayıcı sağlık alanındaki ürünlere talep arttı. Buna bağlı olarak da sigortacılar bu alanda bir takım yenilikler yaptılar. Bunun yanında uzun bir süredir gündemimizde olan iklim değişikliği var biliyorsunuz. Bunun olumsuz etkileri var dünyamıza. Bizim gibi bir takım başka sigorta şirketleri de bir takım sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar bu alanda. Bizim de Yer Küreye Saygı adında bir projemiz var. Tamamen iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin farkındalığını arttırmak adına bu çerçevede biz ürün de geliştiriyoruz. Aynı şekilde diğer şirketlerde geliştirdiğini biliyorum. Yani iklim değişikliğine bağlı olarak işte araç, ev, iş yeri ya da teknelerini komple bir arada sigortalayan bir takım ürünler var. İlerleyen zamanlarda sektörde bu ürünlerin artacağını düşünüyorum. Son bir konu olarak yine ürün tarafında ise biliyorsunuz evden çalışmaya başladık. Bu süreç de internet kullanımını arttırdı. Aslına bakarsanız hayatımızda var olan siber saldırılar çok daha gündemimize girdi ve insanlar bu alanda da farkında olmaya başladılar. Siber saldırıların yarattığı tehditler ve buna bağlı oluşan riskleri de güvence altına alan ürünler var. Ama bu ürünler henüz başlangıç aşamasında diye söyleyebilirim. Zaman içinde bunlar da yine daha modüler olacak ve kuvvetli muhtemelen çeşitliliği artacak ve insanların ilgisi de aynı sağlığa olan ilgi gibi artacak diye düşünüyorum.
Kuşkusuz siber sigortalar önümüzdeki dönemin sektör açısından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ana gündem maddelerinden biri olacak. Ben biraz da veri tarafına gelmek istiyorum. Çağımızın petrolü deniliyor veri için. Zaten bütün bu teknolojik gelişmelerin de yakıtı bir anlamda veri. Sigorta sektörü de veriyi çok ciddi toplayan, çok ciddi veriye sahip bir sektör. Peki bu veriler işleniyor tabii ki sektör şirketleri tarafından. Önümüzdeki dönemde poliçelere yansıması nasıl olacak? Sigorta Birliği'nin toplantısında Sayın Başkan bir toplantı yapmıştı. Atilla Bey bu toplantıda, basın toplantısında ben de vardım. Orada aslında biraz da bu verilerin işlenerek kişilerin, artık bireylerin günümüzde kişiselleştirilmiş ürünlere her alanda olduğu gibi sigortada da ihtiyaç duyuyor. Bu aslında iyi sürücü, kötü sürücü örneği sektörde yavaş yavaş gelişen bir alan. Diğer alanlara da yayılacak mı bu veri işleyişiyle? Sektör bunu nasıl kullanacak? Sefer Bey, aslında burada şöyle bir şey söyleyeceğim sizin söyleminizden farklı olarak. Veri analizi sektörümüzün aslında hem şanslı olduğu hem de kendini en çok geliştirdiği alan diye düşünüyorum. 2003 yılında Tremer ile başlayan, şu an SBM çatısı altında konsolide olmaya devam eden ciddi anlamda bir veri var. Sadece o değil, biz sigorta şirketleri de aslında bize riskleri değerlendirirken, fiyatlama yaparken kullanacağımız bir takım veriler almamızı sağlıyor. Tabii ki KVKK kapsamında bunları değerlendiriyoruz, kişisel verilere girmiyoruz ama riski değerlendirmek adına aldığımız veriler var. Ayrıca bu verileri zenginleştiriyoruz. Yani bunu bütün sektördeki şirketler yapıyor. Ve yıllardır bahsettiğiniz kişiselleştirme özellikle oto sigortalarında çok yaygın bir şekilde yapılıyor. Yani hali hazırda ben bizden örnek verecek olursam, örneğin bizim tarife yapmak için kasko sigortası diyelim, analiz yapacağımız verinin boyutu şu şekilde tanımlayabilirim. Bir dimension vardır, boyut. 600 tane değişken var. Bir de metrikler var, ölçülebilecek değerler. Onlar da 300 tane. Bunların yaklaşık %10'unu biz tarife yaparken, yani fiyatlama yaparken kişiye bağlı kullanıyoruz. Ama şu an sizinle konuşurken dahi belki bu bahsettiğim değişkenlere bir tane daha ilave edilmiş olabilir. Çünkü bizim bu konuda çalışan dedike ekiplerimiz var. Biliyorum ki sektörde de bütün şirketler bu şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla biz buna oldukça hazırız sektör olarak ve kullanıyoruz. Ve ileride de bu veriler daha çok arttıkça, özellikle SBM'de biriken veriler diğer ürünlere de etkin bir şekilde yansıyacak diye düşünüyorum. Bu yani güçlü olduğumuz bir alan, güçlü kasımız sektör olarak. Peki şimdi teknolojiden bahsediyoruz ama hani yapay zeka, veri diyoruz, makine öğrenmesi diyoruz. Bir tüketicilerle ilgili bir çalışma gördüm. %57'si büyük oranda müşterilerin bilgili ve dost canlısı bir sigorta şirketiyle muhatap olmak istediğini söylüyor. Buradan neyi anlıyoruz? Yani tamam, teknoloji ilerliyor, şirketler kullanıyor bunu, bireyler de kullanıyor ama sigorta biraz da bireysel temasın olmaya devam edeceği bir sektör olarak mı, iş alanı olarak mı karşımızda olacak? Ya bunu şöyle yanıtlayayım, aslında biraz bizim de bakış açımız, sektörde de bu yaygın olduğunu düşünüyorum. Biz teknolojiyi cümle içinde değil de süreçlerimiz içinde kullanmayı yeğliyoruz. Yani popüler gündemde olan bir takım teknolojik terimlerin arkasına takılıp sadece o teknoloji üzerinde konuşmuyoruz. Bunları süreçlerimize ediyoruz. Nasıl diyeceksiniz? Aslında olaya şu şekilde bakıyoruz. Müşteri deneyimden başlamak üzere daha sonra tüm paydaşlarımızın deneyimleri, yani acentelerimiz, hasar sırasında da eksper, anlaşmalı servisler, hastaneler, en sonunda da bu işin ucu yine şirket çalışanlarına dokunuyor. Şirketteki kullanıcıların deneyimlerini dikkate alarak uçtan uca süreç tasarlıyoruz. Aslında bizim odağımız süreç, teknolojiye geleceğim. Süreci tasarlarken de mevcut teknolojik olanakları da bir şekilde inceliyoruz ve bunlara hakim oluyoruz. Süreci ona göre tasarlıyoruz. Mevcut teknolojiler ya da gelecekte elimize ulaşacak teknolojiler diyebilirim. Süreci tasarladıktan sonra elde olan teknolojileri ilgili sürecin uygun yerlerine entegre ediyoruz. Onun dışında insana geleceğim. Eğer insanın dokunması gereken yerler varsa, ki var ve devam edecek bu,
sıcak temas her zaman olacak. Sürecin içinde insana da bu anlamda yer veriyoruz. Ama şunu yapmıyoruz. İnsanın katma değer yaratacağı işleri bundan sonra insana yaptırmamayı hedefliyoruz. İnsanın katma değer yaratacağı, yani çalışanların, işte paydaşların katma değer yaratacağı yerlere odaklanacak zamanları olsun istiyoruz. Teknolojiye bakışımız ve süreçler içinde kullanma şeklimiz bu. Şimdi bu tüm bu konuştuğumuz konular paralelinde baktığımızda bir de dünyada çok daha yaygın kuşkusuz Türkiye'deki örneklerini de görüyoruz ama bir teknoloji startupları sigorta alanında insurtech diye tabir edilen sektör insurtechlerden nasıl yararlanıyor? Yeterince yararlanıyor mu? Ya da bu alanda Türkiye'de yeterince sigorta teknoloji girişimi var mı? Bir anlamda baktığımızda da sizin şirkette olduğu gibi sektörde %72'lerde bir uluslararası sermaye sahipliği var. Dünyanın önde gelen bütün sigorta şirketleri aslında Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. Bu anlamda globalle Türkiye arasında işbirlikleri nasıl gidiyor insurtechler anlamında baktığımızda? Nelerden faydalanıyorsunuz ya da sektör dışarıya bu anlamda ne gibi ürünler ya da hizmetler ihraç ediyor? Biz bu konuya çok önem veriyoruz Sefer Bey. Özellikle son 3-4 yıldır diyeyim, insurtech ve fintechler bizim gündemimizde. Hem lokalde hem globalde gündemimizde. Ve bu firmaların da bize ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz sigortacılık faaliyetlerine odaklanırken bir yandan şirket içinde de inovasyon programlarıyla şirketi inovatif kültüre adapte ediyoruz. Bu çerçevede de bahsettiğiniz tipte şirketlerle de işbirliğine giriyoruz. Hali hazırda biz Sompo Sigorta içinde bu girişimlerden 3 tanesiyle uzun süredir çalışıyoruz aslında çeşitli alanlarda. Yalnız bu şirketlerle çalışırken şu yolu izliyoruz. Onların elindeki araçları direkt kullanmak yerine bizim sigortacılıktaki deneyimlerimizi de kullanarak onların araçlarını bize uygun bir şekilde geliştirtiyoruz ve onların yazılımlarına katma değer yaratıyoruz. Onlar da bize katma değer yaratıyor. Bu lokaldeki çalışmalarımız, bunu yaparken üniversitelerle direkt, üniversitenin ilgili bölümleriyle direkt işbirliği yapıyoruz. Onun ötesinde bir takım veri tabanlarını inceliyoruz. Girişimcilik merkezleriyle iletişime geçiyoruz ve bugüne kadar yaklaşık 100'ün üzerinde girişimle irtibata geçtik. Bunlardan dediğim gibi 3 tanesiyle de hali hazırda çalışıyoruz. Onun ötesinde bizim gibi uluslararası şirketlerin bir avantajı da globalde bu işlerin bir yer edinmesi. Bizde de 3 tane lokasyonda, bir tanesi Silikon Vadisi, birisi Tel Aviv, diğeri de Tokyo olmak üzere Sompo Digital Lab'ımız var. Bu laboratuvarlar da yine benzer şekilde bizim gereksinimlerimize uygun teknolojiler araştırıyorlar. Yani Amerika'da, İsrail'de ve Tokyo'da aslına bakarsanız bizden gereksinimler topluyorlar. Bizden dediğim bütün bize benzer şirketler, Brezilya, Malezya, Endonezya, yani tüm dünyaya yayılan Sompo şirketlerinden gereksinim topluyorlar ve o bahsettiğim lokasyonlarda insurtech ve fintech araştırıyorlar. Bize uygun bir çözüm varsa da onlarla iletişime geçmemizi sağlıyorlar. Bu şekilde sadece Türkiye'de değil, aslına bakarsanız tüm dünyada da bu alanda bize katma değer yaratan çözümlere rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu bizim gibi diğer uluslararası şirketlerin de bir avantajı aslına bakarsanız. Bu 3 tane diye bahsettiğiniz şirket Türk girişimi değil mi? Türk girişimi, evet. Kısaca bir hangi alanlarda yararlanıyorsunuz, bahsetme şansınız var mı? Bir tanesi uzaktan ekspertiz için kullandığımız video konferans aracı ama bunu kendi süreçlerimizin içine entegre ettik. Diğeri risk analizi yapmak adına haritalamayla ilgili bir şirket ki bununla çok daha uzun süredir çalışıyoruz. Diğeri de bir mesajlaşma platformunda yine hasarları enleştirirken kullandığımız, müşterilerle hızlı iletişime geçtiğimiz, WhatsApp Business'ı kullandığımız ama onun üzerine uygulama yazan bir şirket. Peki Kemal Bey, hem sizin şirkette hem sektördeki diğer şirketlerin çalıştığı bu tarz Türk girişimleri bu global ağı da kullanaraktan yurt dışına ürün ihraç etme anlamında motive etme ya da önünü açma gibi çalışmalarınız oluyor mu?
Fırsat olursa oluyor ama bu alan gerçekten çok zor bir alan Sefer Bey. Her ne kadar biz istesek de bu olgunluğa ulaşmış olarak görmüyoruz o şirketleri. Biraz daha yatırım almaları gerekiyor. Çünkü bu boyutta uluslararası destek vermeleri çok çok olası değil diye düşünüyoruz. Bazıları bunu aşıyor. Yani yatırımlar alıyor. Yatırımlar aldıkça da yurt dışına açılabiliyor ki bunlardan bir tanesi açılmış durumda. Bahsettiğim haritalama konusunda çalıştığımız şirket aslında bir merkezde Amerika'da kurmuş durumda diyebilirim. Ya bu teknoloji girişimleri şu anlamda çok önemli. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Türkiye'nin geleceği katma değerli ürün üreten şirketlerde dedi. Bu anlamda hem bankacılık sektörü hem sigortacılık sektörü, fintech ve insurtech startuplarının bu anlamda önünü açtığında Türkiye'de önemli bir katma değer sağlayacağının da altını çizdi. Bu anlamda gerçekten önemli bu destekler bu startuplar için. Son 3 dakikaya girerken Kemal Bey, şimdi bu anlamda baktığımızda yeni mobil uygulamalar neler olacak sektörde? Yeni teknolojik uygulamalar sigortalılar olarak nelerle karşılaşacağız? İşte hasar tespiti, araçlarda vesaire belli uygulamalar var ama özellikle sağlık tarafında altını çizdiniz pandemiden sonra o alanda da gelişme olacak diye. Nelerle karşılaşacağız? Vallahi hızlıca özetlemeye çalışayım kendi görüşlerimi. Baktığınızda sektör birçok mobil uygulamayı hayata geçirdi. Acenteler için, müşteriler için. Buradaki özellikleri de günden güne arttırıyor. Ama bunların yanında diğer paydaşlar için de mobil uygulamalar yolda diye söyleyebilirim. Yani eksperler için, anlaşma servisleri için yeni uygulamalar gelecek. Onun ötesinde müşterilere yönelik özellikle sağlık alanında bu giyilebilir teknolojiler biraz daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığında sağlık ürünlerinde de radikal değişimleri tetikleyebilir diye düşünüyorum. Bu hem mobil uygulama tarafında hem bu giyilebilir teknolojiden alınan inputların yani alınan değerlerin değerlendirilip farklı ürün üretilebilmesi adına sektör reaktif olmaktan yani hastalanan kişilerin hastalık masraflarını karşılamaktan biraz proaktif olmaya geçecek diye düşünüyorum ileriki yıllarda. Yani bu verilerden bir takım uyarılar üretip müşterileri hastalanmadan uyaracak bir takım servisler sağlayabilirler. Sigortacılık da bu anlamda sanıyorum etkin aktörlerden birisi olacak. Tabii ki bu da kişisel verileri koruma kanununda dikkate alarak bir takım uygulamalar gelişecektir. Bu bahsettiğiniz konularda hem sigorta sektörü için hem de sigortalı bireyler için çift taraflı fayda sağlayacak teknolojiler olarak düşünüyoruz. Evet. Kemal Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldi. Konuğumuz Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren'di. Kemal Beceren'le birlikte koronavirüs salgını sonrasında sigortacılıkta dijitalleşme adına ne gibi değişimler olacak? Önümüzdeki süreçte sigortacılık dijital tarafta ne gibi ürünler çıkaracak? Hem bireyler anlamında hem şirketler anlamında nasıl faydalar sağlayacak? Üzerinde durduk. Haftaya pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.